Merhaba. Seçimi 12 gün kaldı. Aile Bakanlığı Sayın Hükümetimizin büyük başarısını açıkladı. Türkiye'de her 4 kişiden biri sosyal yardım alıyor. Evet. Şahlandık denilirken, dünya bizi kıskanıyor denilirken, yoksulluk öylesine derinleşti ki 20 milyon kişi yardıma muhtaç halde yaşıyor Türkiye'de. 20 milyon. 2002 yılında yani AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de kaç milyon kişi sosyal yardıma muhtaç haldeydi? Yine Aile Bakanlığı açıklamıştı. 4 milyon kişi. 2002 yılının nüfusuna oranlarsak her 17 kişiden biri sosyal yardım alıyordu. 2015 yılında her 10 kişiden biri yardıma muhtaç hale geldi. 2019 yılında her 6 kişiden biri yardıma muhtaç hale geldi. Bugün her 4 kişiden biri yardıma muhtaç geldi. Türkiye'deki yardıma muhtaç yoksul sayısı 20 yılda 4 milyondan 20 milyona fırladı. En geç 2 yıla kalmadan her 3 kişiden biri sosyal yardıma muhtaç hale gelecek. Cumhuriyet tarihimizi filan boşver. Dünya siyaset tarihinde bu kadar kısa sürede milletini bu kadar yoksullaştıran bir başka hükümet yok. Göz göre göre bağıra bağıra gelen bir felaketti bu. Şimdi bakın lütfen. Minik bir fare varmış. <laughs> Minik bir fare bir çiftlik evinin böyle içinde yaşıyormuş. Bir gün duvardaki çatlaktan böyle mutfağa bakarken çiftçi ile eşinin paket açtıklarını görmüş mutfak masasında. Kendi kendine sevinmiş. Sanırım akşama ziyafet çekeceğim demiş. Kim bilir o paketin içinde ne güzel yiyecekler vardır. <laughs> Ama çiftçi ile eşi ambalajı bir yırtmışlar ki paketten çıka çıka kapan çıkmış. Kapan. Eyvah. Farecik böyle telaşla bahçeye fırlamış hemen. İlk gördüğü tavuğa korkuyla seslenmiş evde kapan var demiş. Tavuk omzunu silkmiş. Bana ne birader demiş ya. O senin sorunu. Benim kapan mapan diye bir derdim yok. Üstelik seni demiş benim kümesi alırsam başıma iş alırım başka kapıya demiş. <laughs> Minik fare anlamış ki tavuktan fayda yok. Panikle ağıla koşmuş bu defa ağıla. İlk gördüğü koyuna yalvarmış. Evde kapan var demiş ya. Evde kapan var. Koyun böyle hiç üstüne alınmamış. Hiç kusura bakma kardeş demiş. Kapan senin sorunun. Seni demiş benim ağılı almam. El derdiyle kendi huzurumu kaçıramam demiş. Ne alim varsa gör. Farecik son çare ahıra koşmuş. Ahıra. Adeta çırpınmış. Evde kapan var demiş. İnek her zaman olduğu gibi bön bön bakmış. Kafasını öbür tarafa çevirmiş. Cevap vermeye bile tenezzül etmediği gibi farenin söylediklerini duymamak için dönmüş kıçını yalağa doğru yürümüş. <laughs> Farecik tek başına kala kalmış, yapayalnız, çaresiz bükmüş boynunu. Dışarıda tabii kuruda kuşa yem olmamak için mecburen evin yolunu tutmuş. Yüreği ağzında neredeyse nefes bile almadan parmak uçlarına böyle basa basa duvardaki daracık çatlağa sığınmış. Gün dönmüş akşam olmuş, zifiri karanlık basmış. Minik fare tam böyle yorgunluktan uykuya dalıyormuş ki ton o feci sesi duymuş. Önce kısa bir ölüm sessizliği olmuş. Ardından canhıraş bir çığlık. Hayırdır inşallah demiş ya bizim farecik. Zıplamış yerinden duvardaki çatlaktan gene böyle bakmış. Bir dene görsün. Sinsi sinsi mutfağa süzülen yılan kuyruğunu kapana kaptırmış. İyi mi? Üstelik kör karanlıkta yatağından fırlayıp fareyi yakaladığını zanneden uyku sersemi halde kapana uzanan çiftçiyi de elinden soku vermiş. <laughs> kafayı minik fareye takan, fareyi yakalamak için kapan satın alan çiftçi, yılana çiyana hiç önlem almadığını düşünmüş o anda ama artık işten geçmiştir. Çiftçinin eşi de feryatları uyanmış, gece yarısı apar topar doktora koşturmuşlar, sarıp sarmaladıp eve dönmüşler. Gel gör ki, dünya tabi yılan zehriyle allak bullak olmuş haliyle, Çiftçinin ateşi 40 dereceye fırlamış, yanıyor. <laughs> E hastaya çorba iyi gelir malum. Çiftçinin eşi kapmış bıçağı, tavuk suyu çorba yapmak için doğru kümese gitmiş. Ertesi gün konu komşunun haberi olmuş, geçmiş olsuna gelmişler. E ikram ister tabii komşulara. Kadın yine kapmış bıçağı, doğru ağıla gitmiş. Yatırmış koyunu doğramış, pilav üstü tandır yapmış. Ateş 40 derece, 42 derece filan derken maalesef çiftçi sizlere ömür vefat etmiş. E hadi bakalım bu sefer bütün köy doluşmuş cenaze evine, taziyeye gelmişler. E tabi bu kadar insana ikramın büyüğü ister. Kadın yine kapmış bıçağı, ahıra girmiş. İnek de sizlere ömür. Mevlüt filan bittikten sonra evli evine, köylü köyüne, kadın da tası tarağı toplamış, çocuklarının yanına başka köye taşınmış, ocak sönmüş. İnsansız kalan ev kısa sürede arabaya dönmüş. Tümes ağıl mezbele olmuş, ahır çökmüş. Şimdi diyeceksiniz ki minik fare ne olmuş? Kardeşim demiş minik fare. Size o kadar yalvardık, anlatamadık, dinletemedik. Şimdi iş işten geçtikten sonra, herkesin hayatı kaydıktan sonra benim akıbetimi anca merak etmeniz de ne enteresan yani demiş. <laughs> Aklı başında herkes aykırdı. Evde kapan var sayın halimize dinletemedik. Yalvardık, evde kapan var. Kendilerini uyaranlara fare muamelesi yaptılar. Bana ne dediler? <laughs> Böyle diye diye yardıma muhtaç yoksul sayısı 4 milyondan 20 milyona çıktı bu ülkede. Kümes yerle bir oldu. Ağıl mezbeli oldu. Ahır çöktü. Bana ne diyenler yardıma muhtaç hale geldi. 2002 yılında iktidara geldiklerinde yardıma muhtaç yoksul sayısı henüz 4 milyonken ne diyordu asrın liderimiz? Parolamız 3Y diyordu. 3Y ile yola çıkıyoruz diyordu. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Bunlarla mücadele edeceğiz. Bunları ortadan kaldıracağız diyordu. 3Y. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Bizim gibi tırışkadan teyare şekilde yönetilen ülkelerde bu üçlü anlatım pek makbuldür ha. <laughs> Vatan millet Sakarya mesela. <laughs> At avrat silah. gözgez zarpacık. arpacık, yolsu elektrik, yap işlet devret. Hep üçlüdür. <laughs> Kulak burun boğaz. <laughs> Antik çağlardan beri var olan tıp bilimi bu ülkede üç kelimeden ibarettir kardeşim. Kulak burun boğaz. <laughs> 90-60-90 mesele. <laughs> Kadına dair hiçbir şey bilmez. 90-60-90 de aa diye sırıtır. Anca o zaman anlar. Giriş gelişme sonuç. Çatal, kaşık, bıçak. Hayatımızın her yeri daima üçlüdür. Domates, biber, patlıcan. Kestane, gürgen, palamut. Rakı, balık, ayvalık balık. <laughs> Bakü, Tiflis, Ceyhan. Ya sayın halimizin aklında kalsın diye 1800 kilometrelik petrol boru hattını bile üçlüye bağladılar ya. Bakü, Tiflis, Ceyhan. <laughs> Limit türe, türev integral, <laughs> zincir takoz çekme alıtı, yasama yürütme yargı. <laughs> Bu millete okuma yazmayı nasıl öğretiyorlar mesela? Ali topu tut. <laughs> Ali okula koş. Oya ip atla. <laughs> Bismillah daha ilkokul birinci sınıfta 3-3 öğretiriz. Çünkü dedim ya bizim gibi tırışkadan teyareyle ilgili denilen ülkelerde üçlü anlatım pek makbuldür. İki kelimeyle anlatırsan kısa kalır, aklında kalmaz. Dört kelimeyle anlatırsan uzun gelir, bu defada da aklında tutamaz. Sezar ya Sezar bile Roma'da böyle uzun uzun nutuk atarken bizim memlekete gelince kolay anlasınlar diye ne demiş? Veni vidi vici demiş. <laughs> Biliyorsunuz Sezar bizim topraklara geliyor, Tokat'a, Tokat zileye geliyor. Pontus hükümdarını yeniyor orada. Bizim sayın halimiz doğrudur tabii. Ne yaptın şimdi sen burada diye soruyorlar her Adam bakıyor ki şimdi bunlara uzun uzun anlatısı olmayacak. Beni vidi vici diyor. Ha, tamam ya <laughs> herkes <anlıyor. gülüyor> Napolyon hakkında mesela kitaplar var, filmler var, belgeseller var, müzeler var. Ama Napolyon denince sayın alemizin aklına sadece ne geliyor? Para, para, para. <laughs> üçlü çünkü. Aslında para değil sihir. Üçlü de. <laughs> Aklında anca üçlü kalıyor. Mübarek aylar nedir mesela? Recep, Şaban, Ramazan. Milli piyango 9'u, 19'u, 29'u. Nescafe bile 3'ü bir arada kardeş. O kadar reklam yaptılar falan. 3'ü bir arada dedi tamam abi. Bir koyup 3 alayım derken genellikle mesela ne alınır? 3'ün birini. Yılbaşı dediğin bu ülkede nedir? Pijama, terlik, televizyon. Bisküvi denince akla eti, eti, eti. <laughs> okul zaten fizik, kimya, biyoloji <laughs> neyimize hakim olmalıyız eline, beline, diline <laughs> çok dırdır olursa boş ol, boş ol, boş ol atarken mangalda kül bırakmayız breh, breh, bre. bre, bre. <laughs> hayret ederiz mesela şaşarız vay, vay, vay <laughs> eğleniriz lay, lay, lom alkışlarız şak, şak, şak <laughs> futbol denince üç büyükler. Tezahüratlarımız bile üçlüdür ya. Fotoğraf çektirirken sırıtırız. 333. <laughs> priz alırken illa hangisini isteriz? Üçlüsünü. Üçlü priz alacak illa. <laughs> İkidir hem bir çekirdek bile neticede topladığında üçtür Yani. <laughs> Atos, Portos, Aramis. Üç silah şöyle. Halbuki Dartanyan da var ormanda ama onu da hesaba katarsan dört silah şöyle eder ki Mesela kafamız karışır bizim işin içinden çıkamayız. En iyisi üç silah şöyle. Mahşerin üç atlısı deriz mesela. Aslında onun orijinali mahşerin dört atlısı. Ama istersen yemin et inanmazlar kardeşim. Bizde sadece mahşerin üç atlısı bilinir. Gökten üç elma düşer daima. Masallarımız bile üçlüdür. Gökten üç elma düşer. Dikkat ederseniz hiç iki elma veya dört elma düşmez. Hep üç elma düşer. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, illa üçüncüyü dener. Üç maymun mesela. Görmedim, duymadım, konuşmadım. Değil mi? Üç maymun. Her yerde var böyle. Aslına bakarsanız, mizaru, ikazaru, ivazarudur onlar. Evet, o üç maymunun isimleri aslında budur. Mizaru, ikazaru, ivazaru. Aslında o üç maymun Japon halk kültürünün üç bilge maymunudur. Bilge kötü gözle bakmamayı, kötü söz dinlememeyi, kötü söz söylememeyi öğütlerler. <laughs> kötü gözle bakmamayı, kötü söz dinlememeyi, kötü söz öğütlememeyi şey söylememeyi öğütler. Üç bilge maymun. Ama biz bu üç erdemli maymunu ne yapmışız kardeşim? Görmeyen, duymayan, konuşmayan üç şerefsiz maymun yapmıştı. <laughs> Japonların üç bilge maymunu, erdemli üç maymun bizim memlekete gelince üç şerefsiz olmuşlar abi. <laughs> i̇şte bu nedenle sayın alemizi yönetenler daima üçlü anlatır. Asrın liderimiz mesela niye böyle en az üç çocuk diyor. <laughs> İki dese az mı olacaklar? Dört dese fazla gelecek. Üç diyor herkes memnun. Bakın siyasi sloganlarımıza dikkat edin. Yetmez ama evet. Üç. Yes be annem. Analar ağlasın mı? Yerli ve milli. Hep üç kelimedir. Hep. Nasıl tezahürat yapıyorlar? Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü. Sırf Tayyip Erdoğan alsa iki kelime tezahürat yapamayacaklar ha. Üç kelime olunca ne oluyor? Recep, Tayyip, Erna. -re. Üçlü oluyor. Din, siyaset, ticaret güçlüdür. İşte bu yüzden üç ye dedi. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Peki netice? Her dört kişiden biri yardıma muhtaç hale Yolsuzluklar Yolsuzluklarda Afrika kabile devletlerini bile geride bıraktık. Kara parada gri listeye girdik. Yasaklar desem memlekette zaten yasak olmayan hiçbir şey kalmadı. Ama üçlü anlatırsın, sayın halimiz böyle ağzı açık hayran denizi gibi seyreder. Hayran. <laughs> ne diyor Nazım Hikmet? Korkunçsun kardeşim diyor. Korkunçsun kardeşim. Bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkanlar içindeysek eğer, ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin demeye dilim varmıyor ama kabahatın çoğu senin canım kardeş. Bu arada dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Neredeyse Ramazan'ın ortasına geldik. Sayın dini bütün sanatçılarımız hala ortada yok. <laughs> Albi gibi Orhan Gencebay mesela Fatih Belediyesi'nin iftar çadırında iftar verir dersin. Seda Sayan mesela Eyüp Belediyesi'nin iftar çadırında iftar verdi. Hülya Avşar 3 bin kişiye iftar verdi. Sibel Can 5 bin kişiye iftar verdi. Bülent Ersoy, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Dilbe, Gazino gibiydi AKP'li belediyenin iftar çadırları. AKP çadırlarında iftar vermek için birbirleriyle yarışırlardı dini bütün sanatçılarımız. Bu yıl hiçbirini gören var mı? Halbuki ne güzel doğru eski Ramazanlar değil mi? O akşam iftarın faturasını ödeyen dini bütün sanatçımız böyle ana haber bültenlerini canlı yayın kameraları iştiğinde böyle huşu içinde kuran dinlerdi. Ezanın okunması ile birlikte hurma ile uğru çeşer, kendi elleriyle çorba dağıtır. İftar çadırlarının etrafına böyle tankerle gün suyu püskürtürlerdi. Bakıyoruz şimdi bu yıl, neredeyse Ramazan'ın ortasına geldik. Henüz iftar veren şarkıcı, türkücü yok. Sanat dünyamızın maneviyatı mı azaldı kardeşim? Niye yoklar? Çok eğlenceliydi halbuki değil mi eski Ramazanlarımız? Hiç unutmuyorum mesela. Asrın liderimiz bu sanatçı tayfasına iftar vermişti. Nezih bir topluluk böyle iftar sofrasındaydı. Mesela götünün kılıyım diyen Şafak Sezer oradaydı. AKP'nin akili Hülya Koçiğit, Orhan Gencebay oradaydı. Çakma dombaracı Uğur Işılak henüz AKP'den kovulmamıştı oradaydı. Demet Akalın coşkun sabah oradaydı. Muhteşem vizyonunuzla ülkemizin önünü açıyorsunuz. Sizin için canımızı vermeye hazırız diyordu Ajda Bekkan oradaydı. Tayyip Erdoğan'ın duruşu bile güzel aslan gibi vurduğu yerden ses getiriyor diyen Bülent Ersoy oradaydı. Dedim ya mübarek Ramazan sofrasında pek nezih bir topluluk. Oruçlar açıldı, kameralara pozlar verildi. Uşu içinde dağılırlarken olanlar oldu. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy'a selam vermeden gitti kardeş. Bay Sen Mizin öyle giden. Bülent Ersoy tabii çok sinirlendi. Hüdük dedi bu, hücube dedi. Buyurun bakalım. Hızını alamadı, fevkaladenin fevkinde konuştu. Sen kime numara yapıyorsun da böyle selam vermeden gidiyorsun be dedi. Nedir bu namelerin? Kime bu tavırların dedi. Kameralar vardı. Masada ben varım. Senden aşağı insan yok. Senden üstün insanlar var orada. Neyini hava yapıyorsun? Küstah ucube dedi. Buyurun bakalım. Şak, acda savcılığa suç duyurusunda bulundu. Asrın liderimizin iftarı mahkemelik oldu kardeşim. Ajda sadece hakaret davası açmakla yetinmemişti. Televizyona çıktı. Bülent Ersoy çok ayıp etti. Biz onunla abi kardeş gibiydik dedi eyvah eyvah eyvah. Sanat camiamızda böyle hop oturup hop kattı. Abi dedi ya. Yani takdir edersiniz ki ablan kurban olsun abi demek olacak iş değil diyen. Yani. Üstelik Ajda bazı kaynaklara göre 1941 doğumluydu. Bazı kaynaklara göre 1946 doğumlu. Bülent Ersoy ise 1952 doğumlu. E bu durumda Ajda nasıl küçük kardeş olabilir ki <laughs> Ajda olsa olsa abla olabilir yani. <laughs> Dolayısıyla Bülent Ersoy'un da Ajda Pekkan hakkında suç dürüsünde bulunacağı açıklandı. Mübarek Ramazan ayının en önemli mevzusu buydu. İftar sahibi, asrın liderimiz devreye girdi tabii. Bu tatsızlığı dedi, halledin. Radyocu Gezegen Mehmet var. Gezegen Mehmet hem Ajda ile hem Bülent Ersoy ile konuştu. Dedi ki, asrın liderimiz ikinizi de çok seviyor. Sur yoluna giderseniz çok mutlu olacak dedi böylece iş tatlıya bağlandı. Asrın liderimiz istiyorsa ahya edildiler falan. Kriz çözüldü. Daha doğrusu çözüldü zannediliyor. Aradan az bir zaman geçti kardeşim. Şak, Bülent Ersoy hakkında tutuklama kararı çıktı değil mi? Evet. Çünkü asrın liderimizin ricasını kırmayan Bülent Ersoy dava açmaktan vazgeçmişti ama meğer Ajda davasını geri çekmemişti kardeşim. Soruşturma Bülent Ersoy'un gıyabında devam etmişti. Eyvah! sanık olduğundan haberi olmadığı için ifade vermeye gitmemişti. Bu nedenle tutuklama kararı çıkmıştı. Polis tarafından görüldüğü yerde tutuklanacaktı. Yani Müslüman aleminin magazin dünyası allak bullak oldu. Bülent Arzoy savcıya gitti, ifadesini verdi. Tutuklama kararı kaldırıldı. Tutuksuz yargılanmaya devam etti. Netice dava sonuçlandı. Bülent Ersoy hakaretten suçlu bulundu. Ajda Pekkan'a işte maddi tazminat cezası ödemeye mahkum edildi. İşte 4 bin lira bir şey. Bülent Ersoy'a böyle sordular mahkumiyetle alakalı görüştün Dedi ki avukatıma söylerim eder. O para benim makyaj param bile değil. <laughs> AKP'li Ramazanlarımız böyleydi. Nerede şimdi o Ramazanlar? Yok. Nerede şimdi o sanatçılarımız? Hepsi toz. Asrın liderimiz böyle seçkin sanatçılarımıza iftar verir der Ramazan. Mesela ben Manav Mehmet Efendi değilim, bilinçli sesmenim diyen Yavuz Bingöl katılırdı. <laughs> Manav Mehmet Efendi değilim diyor. katılırdı. Cibelcan, Mustafa Sandal, Seda Sayan katılırdı. Safiye Soyma, Serdar Ortaç, Ande Yener katılırlardı. Tayyip Erdoğan parkasız deniz gezmiştir kendisini sol görüşlü bir insan olarak görüyorum diyen Rıdvan Dilmen şeytan Rıdvan katılırdı mesela. Böyle albüm kartonetlerine hacı yazdırtan, habere umreye gidip ihramla böyle kafasında takkeyle fotoğraf çektiren mütedeyin popçumuz var Mustafa Ceceli, ezan falan okurdu böyle iftar. Neredeler bu Ramazan'da? Gören var mı? Bana sorarsanız, İstanbul'daki en önemli seçim anketi işte budur. AKP çadırında iftar vermek için birbirleriyle yarışan dini bütün sanatçılarımız ortada yok. Her Ramazan AKP'ye yazılırlardı. Bu Ramazan AKP ile birlikte görünmek istemiyorlar sanki değil mi? Niye öyle sizce? Bence İstanbul'daki en önemli seçim anketi budur. İftar çadırlarını adeta gazinoya çeviren AKP. Bu yıl gazino müşterisini boş ver. O gazinoda sahneye çıkacak sanatçı bile bulalım. <laughs> Murat Kurum da mecburen kendini söylüyor, kendi oynuyor. <laughs> bu arada bu yerel seçim konuşuyoruz, ekonomi konuşuyoruz ama... ...gündemin en önemli konusu aslında futbol maalesef. Trabzonspor fena bahçemiz. Yani futbol seyretmiyorsanız bile eminim... ...ana haber bültenlerinde falan görmüşsünüzdür. Her zamanki gibi... İnsanı futboldan soğutan manzaralar var. Futbol denilen sporun Türkiye'de artık maganda sporu haline geldiğini gösteren manzaralar var. Trabzon tribünlerinden böyle bir takım herifler sahaya atladılar. Fenerbahçeli futbolculara final salladılar. Dünyaya bir kez daha rezil kepaze oldu. FIFA başkanı bile ya FIFA başkanı açıklama yaptı. Bu çirkinliğin failleri hesap vermeli. Yani BBC'den Reuters'e kadar dünyanın her yerine rezil olduk bu Trabzon'daki mesele Yahu tiyatromuzun, sinemamızın duayını Erol Günaydın'ı, Kelimelerin Efendisi Suna Yakın'ı, Yeşilçam Efsanesi Ertem Eğilmez'i, Uyusuz Virjinimiz Seyfi Dursunoğlu'nu böyle bağrından çıkaran Trabzon bu mudur ya? Muhteşem ressamımız Süleyman Saim Tekcan'ı, edebiyatımızın ustaları Oktay Rıfat'ı Sabahattin Eyüboğlu'nu ya Kuzey'in oğlu Volkan Konağı Türkiye'ye kazandıran Trabzon bu mudur ya? Adnan Kahveci'yi Recep Yazıcıoğlu'nu yetiştirmiş bir şehir nasıl bu hale gelir ya? Trabzon tarihinin ilk beden eğitimi öğretmeni, milli mücadele kahramanımız Hüseyin Avni Aker bu mudur? Bakın henüz 11 yaşındaydım ben futbol hastasıyım tabii. Doğuma büyüme Göztepe taraftarıyım. Hastasıyım Göztepe'nin hep söylüyorum ya. İzmir'de Göztepe muhtalında bağlı oturuyordum. İstanbul'da da Göztepe muhtalında bağlı oturuyordum. Yani manyaklık parayla değil yani. Göztepe taraftarıyım. Rahmetli babam Yeni Asır Gazetesi'nde çalışıyordu. Beni foto ile birlikte stada sokardı. Beni böyle kalenin hemen arkasına portatif sandalyeye oturturlardı. diye yani maçı kalecinin hemen arkasından sağ foto muhabirleriyle yan yana seyrederdim. Maç bitince de böyle kapıda babama teslim ederlerdi. Henüz 11 yaşındayım. Yine böyle bir operasyonla alsancak Stadı'ndayım. Kalenin hemen arkasında portatif sandalyede oturuyorum. Göztepe-Trabzonspor maçı. Göztepe'm böyle küme düşmemek için mücadele ediyordu. Rakibimiz Trabzonspor Karadeniz fırtınası. Yani tarihte görülmemiş bir şey oluyordu. Tarihte ilk kez bir Anadolu takımı üç büyüklerin arasından sıyrılmıştı. Önüne geleni yıkıya geçiyordu. Hakem Ertuğrul Dilek hiç unutmuyorum. Düdüğü çaldı maç başladı. Yani doğrusunu isterseniz Şenol Güneş'in ve o muhteşem defans, acayip bir defansları vardı. Gol yemeyeceğini biliyorduk ki bir gol yemiyorlardı. Bir puana razıydık. Gol atmasınlar diye dua ediyorduk. Neticede dualarımız kabul oldu. 90 dakika 0-0 bitti. Trabzonspor şampiyon oldu. Evet. Sezonun bitimine bir hafta kala tarihimizde ilk kez bir Anadolu takımı şampiyon olmuştu. Ve bu tarihi ana tanıklık etme fırsatı İzmirlilere, Göztepe'lilere nasip olmuştu. İstanbul saltanatına son veren Trabzonspor, tarihteki ilk şampiyonluk turunu İzmir'de Alsancak Stadında attı. 11 yaşındaydım. Sahanın içinde, kalenin arkasında Şenol Güneş'in hemen arkasındaydım. Bugün gibi hatırlıyorum. 20 bin Göztepe taraftarı Alsancak Stadını terk etmedi. Trabzonsporu Sporu dakikalarca ayakta alkışladı. Ahmet Suat Özyazıcı kafasında o meşhur kasketi futbolcuların omuzlarındaydı. Hayatımda ilk kez Trabzon diye orada o dakikada vardı. Bugün bile hala eğer Göztepe'm Süper Lig'de yoksa Kalbimin Trabzon için atması onlandı. Bütün Anadolu kulüplerinin kahramanı olmuşlardı. Rol model olmuşlardı. Bir kapı açmışlardı. Milattı. Sadece şampiyonlukla değil, tamamen Türk oyunculardan kuruluydu. Ahmet Suat Öz gibi bir hoca, Şenol Güneş gibi, Turgay Semercioğlu gibi örnek karakterli futbol adamlarından kuruluydu. Ertesi hafta Göztepe Mizme'de Galatasaray'la oynadı. 2-0 yendik. Çok şükür kümede kaldık o sene. Doğrusunu isterseniz, kümede kaldığına mı sevindin? Trabzon'un şampiyonluğunu gördüğüne mi diye sorsanız, inanın Trabzon'un şampiyonluğunu gördüğüme daha çok sevindim. Çünkü futbol fanidir yani. Yenersin, yenilirsin, düşersin, çıkarsın, hepsi olur. Ama tarihte bir ilke tanıklık etmek herkese nasip olmuyor. O günden beri hayatımın en önemli spor figürlerinden biridir Trabzon Spor futbolun mucizevi bir spor olduğunu, mütevazi bir kulübün bileği bükülmez devleri bile dize getirebileceğini, paranın her şey demek olmadığını öğrettiği için Trabzonspor'u çok severim. Ama bugün bakıyoruz, yakışıyor mu bunlar Trabzon'a Trabzon bu ülkede böyle mi anılmak istiyor? Magandaların takımı olmakla mı gurur duyuyor Trabzonspor? Bunu Trabzon'a yapmaya kimin hakkı var? Çok yazık olmuyor mu? Bu sırtı sıvazlanan kereste seyirci zihniyeti hem Trabzonspor'u mahvediyor hem de yüreklerdeki Trabzon sevgisi. Bakın, kulüp başkanı sahaya dalıp hakem yumrukluyor. Bir başka kulüp başkanı sahaya girip böyle takımını maçtan çekiyor filan. Trabzon'da işte dün gördük. Seyirci sahaya girip futbolcuya saldırıyor. Kafasına takke takıp umreye giden ihrama bölünen milli futbolcular ya milli takım teknik direktörü filan kayıt dışı faiz kovalıyor. Rezini rüsva alıyoruz hep beraber. Peki Türk futbolu niye bu hale geldi derseniz siyaset futbola karıştığı için bu hale geldi. Evet. Her şeyin sahibi olmak isteyen AKP zihniyeti futbola burnunu soktu bu hale geldi. Kendi takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için, kendi takımlarını şampiyon yapmak için, yerel siyasette böyle oy alabilmek için futbolu kullandılar. Her şey allak bullak oldu. Türk futbolu işte artık sadece skandallarıyla, rezillikleriyle dünyada böyle oldu. Siyaset futbola karıştı böyle oldu. Peki futbolcular siyasete karışınca ne oluyor? İşte görüyoruz. Gökhan Zan gibi oldu. Perişan oluyor. Türkiye'nin sevgilisi milli futbolcu diye Gökhan Zan. CHP'den falan milletvekili olmaya çalıştı. İyi Parti'ye savruldu. Oradan istifa etti. İşçi Partisi'ne savruldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu zannetti falan. Partisinden kovdular. Futboldan biriktirdiği bütün sempatisi yerle bir oldu ya. Hakan Şükür mesela. Ya milli takımımızın golcüsü kaptanı ya. Siyasete girdi perişan oldu. Ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Aranıyor bugün Hakan Şükür. Alpay Özalan mesela. Ya milli takımın göz bebeği diye UEFA tarafından fair play ödülüne layık görülen centilmen bir futbolcuydu abi. Siyasete girdi. Adeta pavyon fedaisi gibi oldu ya. AKP'li olmayan herkese hakaret ediyor. Mecliste yumruk yumruğa kavga ediyor falan. Ya herkesin kahramanı iken nefret figürüne dönüş. Saffet Sancaklı. Ya milli takımın yıldızıydı ya. Siyasete girdi, MHP milletvekili oldu. Ya MHP Büyükşehir Belediye Başkanı falan oldu. Neticede işi bitti. Kapının önüne koydular. Nerede şimdi Saffet'in o pırıl pırıl karıya önüne geçmişi? Ünal Karaman. Ya milli takımımızın beyefendi yıldızı. Gitti siyasete girdi. İyi Parti milletvekili oldu. Hepimizin yıldızıydı. İyi mi oldu yani? Adı üstünde milli Hepimizin ortak paydasıydı bu milli futbolcular. Şimdi kimisi AKP'li, kimisi İYİ Parti, kimi MHP, kimi İşçi Partisi. Ya pırıl pırıldılar, siyasete bulaştılar, kirlendiler hepsi. Eskiden güzel bir laf vardı. Ne sağcıyız ne solcu, futbolcuyuz futbolcu denir. Keşke öyle kalsaydı. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin abone olmayanlar arasında çekiliş yapacak. <laughs> Türkiye'de her dört kişiden biri yaşamını sürdürebilmek için gıda kolisi yardım almak zorundayken her dört kişiden geriye kalan üçünün şahlandığını düşünen Almanya'nın bu her dört kişiden üçünü kıskandığını düşünen dört zırcayı izleyicime dört maymunun fotoğrafını gönder. Evet. Görmeyen, duymayan, konuşmayan üç maymun. Bir de düşünmeyen dört. Yarın sabah görüşmek üzere. Eyvallah.